Ahmet Bey hoş geldiniz. İyiyim, sağ ol. İyisiniz. İyiyiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Biraz hastayım, üzerinize afiyet. Şimdiden bütün seyircilerimizden vereceğim geçici rahatsızlıkla ötürü özür diliyorum. Şifayı kaptık herhalde. Ben de biraz heyecanlıyım. Sizde de heyecan var. Heyecan siz de heyecanlı. Ben gripli. Bakalım neler yapacak. Neler? Bir şey de yapar. Geçer, heyecan da geçer. Geçer. Bunlar ufak tefek sorunlar. Allah başka dert vermesin değil amin, mi? Amin Cübret. Nereden geliyorsunuz Ahmet Bey? Gebze'de. Gebze'ye de selamlar gönderelim sizin vasıtanızla. Esmira'da bir hoş geldin desin Ahmet Bey'e. Merhaba. Esmira, hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sena. Sena hoş geldin. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi. Beni beğenmişsiniz, gelmişsiniz. Biraz kendinizi anlatın. Ben 30 yaşındayım. Babam beraberiz. Nasıl? Abim var. Babam beraber yaşıyoruz. Babam. Abla. Yani anneniz... Annem rahmetli öldü. Başınız sağ olsun. Sağ ol, cümle. Sadece babanızla yaşıyorsunuz. Evet, abim var, beraber yaşıyoruz. Nerede yaşıyorsunuz? Gebze, Darıca'da. Gebze, bilmiyorum neresi. Buraya gelmede yani sizi ne etkiledi yani bende geldiniz? Biraz heyecan... Heyecan var. Biraz heyecan var. Gebze, İzmit, Yalova'ya yakın. İzmit. İzmit'e yakın. Biliyor musun İzmit? Kocaeli'ye yakın. Körfez, Gebze. Gebze. Daha o kadar gezmedim İstanbul'u. Daha o kadar gezmedim. Peki belki evet. Ahmet Bey'le gidersiniz oralara. Ahmet Bey, Esmira diyor ki neden ben diyor. Gözlerim mavidir onda. Gözü mavidir ondan. Evet. Gözler etkiledi sizi. Evet. Heh. Başka? Bir tek göz mü? Evet, göz. Ama kendi. Bak, şey demiş Ahmet Bey, bir kadın bakımlı olmalı, dişleri de benim için önemli demiş. Doğru. Bakayım dişlere, dişler de güzel. Ahmet Bey, köyde çok uzaktan bir aşk yaşadım, kızın haberi yoktu. Sevdiğim kız evden çıkamadığı için ben de ona bir şey diyemedim dediniz. Doğru, öyle çıkamadım, mi? Bela kaldı. Yapmayın ya. Ne kadar sürdü öyle? 2 sene, 3 sene böyle sürdü, konuşamadık. 3 sene? He. Evde çıkamadı. Bir türlü evde çıkamadı, konuşamadık. Vay arkadaş, hikayeye bak. Sevdiğinizi biliyor muydu? Yok, bilmiyordu. Uzaktan. Siz nereden görüyordunuz kızı peki, kız evdeyken? Oradan kapıda geçirdik. Orada yol vardı, yoldan geçirdik. Arkadaş beraber. Siz yoldan geçerken kıza bakıyordunuz. Evet. Kız nerede, pencerede mi duruyor? Oradan çeşmenin yanındaydı. Sizi gidi, çeşmenin yanında. Hiç yaklaşma gereği duymadınız mı? Bir yaklaşmak veya istemeye gitmek gibi bir şey. Yani bu kadar istemişsiniz, gizli aşk yaşamışsınız. Ha, hiç açılamadınız mı? Ha, bir türlü açılamadık. Yapmayın ya. Ya arkadaşınız aracı olsaydı da gel tanıştıralım sizi falan, bir çeşme başında bir buluşma ayarlasaydı. Yapamadı arkadaşım. Ya öyle arkadaş olur mu ya? Ne bileyim yapamadı. Peki şu an unuttunuz mu yoksa hala bir şeyler var mı ona karşı içinizde? İçimde, belki izliyordur bizi. İçimde unuttum gitti. İçinde unuttum gittim diyor Ahmet. İçimde unuttum gitti. 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 Hmm. Platonik zaten, uzaktan uzağa olmuş. Uzaktan. Peki ailenizi evlendirmeye çalışmadı mı sizi? Bak bir kız bulduk senin için Ahmet diye. Babama söyleyemedim, yüzümü tutamadım. Bizde böyle adet yok babam söylenmezdi. Ha. Anladım. Babanızın haberi var mı buraya geldiğinizden? Yani bana çıkacağınızdan? Ben ablama söyledim geldim. Babama söylemedim. Yüzüm tutamadım. Hmm. Orada çıkacağım. Bizde biraz utanmak var. Utandınız. Evet, utandım. Aa, babama Allah, söylemedim. Utanacak bir şey. Ama baba şimdi öğrendi. Baba şimdi öğrendi. Ne oldu? Biraz vakti öğrendi. Öğrendi. Niye gittin? Evlenmek için gittim. Allah'ın emri piyameti, karbüne için gittim. O kadar. Hayırlı bir iş için gittim baba dersiniz. Hayır için gittik. Ha, akşam eve gidince bir şey olur mu? Bir şey der mi? Bir şey diyemez. Babam böyle diyemez. Kızmaz yani. Yok, kızmaz. Ha, yorum alabilir miyim? Kızmasın babası da. İsmi neydi babanızın? Şevket. Şevket amcacığım, hiç kızmayın. İyi niyetle gelmiş. Baktı ki ne arkadaştan fayda var, ne kimse aracı oluyor. Ne yapsın, o da evlenmek hakkı yani. Uzaktan uzağa değil mi? Yorum alabilir miyim? İyi yaptınız. Bir de şey demiş Esmira bak.
Esmer Hanım'ın gözlerine bakarak çok güzelsin demek isterim ama bu heyecana dayanabilir miyim bilmem demiş. Doğru. Nasıl diyeceğim? Nasıl diyeceksiniz gözünün içine bakıp? Ben yardımcı olacağım. Tamam yardımcı. Ben heyecanlıyım. Tamam, ben geleceğim yanınıza hiç merak etmeyin. Peki. Naz'dan yorum alayım. Naz senden yorum istiyor Esmer'a. Affedersin. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Yaşınız kaçtı pardon? 30. Ha 30 yaşında. Evet. Ben pek olumlu görmüyorum ama bir çaya götürmeni isterim yani. Oradan buraya kadar gelmiş sonuçta. Nezaketen çaya götürmek istemiyorum artık. Çünkü hep insanlar üzülmesin diye çaya götürüyorum, ediyorum. Bir yandan onlara umut vermiş gibi oluyorum. O yüzden bundan sonra artık nezaketen çaya götürmeyeceğim. Evet. Peki başka var mı? Deniz? Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın ben olumsuz olarak görüyorum. Olumsuz bakmayın. Peki. Peki. Belli de olmaz bu işler tabii. Para yani. Açmadan bunu bilemeyiz. Açayım mı? Var mı başka sorun? Yok açalım. Bir açalım. De yüz yüze. Görse kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah mavi yeşil olsun. Aşkı inkar etmez onlar. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah mavi yeşil olsun. Aşkı inkar etmez onlar. Ben 30 yaşındayım. Efendim? 30 yaşındayım. Babam beraber yaşıyoruz. Sen başka bir şey var söyle ben cevaplayayım. Yok. Başka bir şey yok. Bir şey söyleyecektiniz. Ahmet Bey hani paravan açılınca. Evet ben de onu soracaktım. Hani dediniz ya görünce canlı ya, gözlerine elimde bakınca. Elimde de yazıyor, kalbimde içinde de yazılı. Elde mi yazıyor? Elimde ama de var, kalbimde de yazdım. Dile de gelsin o zaman. O zaman gönüldeki eldeki dile gelsin. Yardımcı olayım mı? Yardımcı ol. Tamam geldim. Geldim. Bakayım ne yazıyor? Bana gösterin. Adını yazdım. Tamam. Adını da elimde de yazdım, karımda da yazdım. İltifat edecektiniz ya gözlerle ilgili. Gözü de mavidir. Yakından nasıl? Biraz heyecanlıyım. İşte onun için geldim ben destek olmaya. Böyle enerji vereyim size. Biraz heyecan var. Çok normal. Çok kolay bir şey değil. Çok anlıyorum sizi. Çok çok normal. Heyecan. Canlı yayına çıkmak, kameraların önünde beğeninizi, hoşlanmanızı dile getirmek. Çok zor evet. Yani. Kolay bir şey değil. Cesaretini toplayıp gelmiş. Hani doğru. Değil evet. Mi? Ama evet. Yakından nasıl buldunuz? Fena değil, güzel. Fena değil mi? Güzel. İdare eder. Yok, güzel buldum. Güzel değil mi? Evet. Hoş kızdır. Hoş kızdır. Evet. Bakıyor bana. Evlenmemişsin, kaç yaşındasın? 23. Ben öyle kopya vermedim ama. Anam, ne dediğini anlamadın ki. Gözlerin çok güzel diyecektim. Biraz heyecan var. Heyecan olmasa diyeceğim, gözlerin çok güzel. Ha? Mavi mavi gibi. Teşekkür ederim. Boncuk boncuk. Evet. Biraz heyecan var. Heyecan olmasa çok bir şeyler diyeceğim, heyecan var. Mesela ne derdiniz heyecan olmasaydı? Şu an artık rahatlayın yani. Geçti bence heyecan. Paravan da açıldı. Beni de gördünüz. Mesela ne demek isterdiniz de heyecan var diye demiyorsunuz. Heyecan geçmedi ki heyecan bir geçsin. Doğru. Zaten geçse söyleyebilir Esmer'a. Geçmediği için söyleyemiyor. Ama şimdi kıza da açılamamışsınız ya zamanında. Hiç açılmamışım ondadır. Bir yer konuşsaydık açılardı. İşte onu kırmamız lazım. O kısır döngüyü kırmamız lazım. Artık bunu kıralım ki evlendirelim sizi Ahmet Bey. Evet. Evet. Peki.
Heyecan var Esmir'e Ahmet Bey'de. Belki baş başa konuştuğunuzda daha rahat konuşur, kendini ifade eder, değil mi? Tamam. Bir baş çay başa içmek konuşsak, ister misiniz? Sonra... İsteriz. Bir çay ismi. Daha Esmir'e ne der acaba? Onu bilmiyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Maalesef olumsuz. Olsun, canı sağ olsun. 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 Sağlık olsun Ahmet Bey. Sağlık olsun. Her şeyde bir hayır vardır. Esmir'e eline geçebilirsin. Şöyle yapalım. Ben sizi gerçekten çok sevdim. Sağ ol. Yani ben de seni niyetiniz, sevdim. İyi niyetiniz, yüreğinizin güzelliği. Sevmesen bu programa gelmezdim. İyi yap. Sevdim o zaman bu programa geldim. Çok teşekkür ederim. Ne güzel, çok sevindim. Peki şöyle yapalım. Lojeye alayım isterseniz sizi. Başka adaylar, başka talipler arayalım, olur mu? Olur. Peki aramıza hoş geldiniz. Ahmet Bey'i de lojeye alıyoruz. Artık o da bizimle beraber.